Değerli arkadaşım sorunuza baktığımızda bir eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşittir. O zaman hepsine denden işaretini koydum. Şöyle düşünelim. Bu açıyla bu açının toplamı 180 dereceye eşittir. 72, 38 daha ne yapar arkadaşım? Hemen toplayalım. 110 mu yaptı. 180'den çıkardığımızda geriye 70 derece kalır. Yani ben şuraya 70 derece yapıştırdım. Farkında Farkındaysan CEB üçgeni bir ikizkenar üçgen. E hocam burası da 70 derecedir. Burası da 70 derece. Geriye kaç kalır? üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre 70, 70, 140, 180'den çıkardım buraya 40 derecelik bir açı kalacak. Biz biliyoruz ki karşılıklı açılar birbirlerine her zaman eşittir. O halde 72 eşittir x artı 40'tan 40'ı sola atarsam x'i buradan 32 doğru seçeneğimi de Edirne bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yukarıdaki noktalı birim kare zemininde verilen desenin alanı. Bu desenlere baktığımızda hepsi birer eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz ki eşkenar dörtgenlerde köşegenler çarpımının yarısı o eşkenar dörtgenin alanını verirdi. Haydi gel dostum bu arkadaşların bir tanesinin bir köşegenini bulalım. Bak bu bir köşegen bu da diğer köşegenler. Köşegenler birbirlerini dik keser. Peki kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4 birim diğer köşegen. O zaman 6 çarpı 4. 4 bölü 2'den buradan sadeleştirdiğimde 12 birim kare bir tane eşkenar dörtgenin alanı. Bundan kaç tane var? 3 tane var. O zaman 12 çarpı 3'ten 36 birim kare ile doğru seçeneğimi Edirne bulmuş olurum. Değerli arkadaşım yine bizim en çok sevdiğimiz katlama soruları sen biliyorsun ki katlama sorularında öncelikle ilk şekli katlanan şekil üzerinden ilk şekli çiziyorsun. Karşımıza bizim bir tane eşkenar dörtgen verilmiş. Bak burası 3 burası D noktası burası 5. Tamamı 8 olduğuna göre eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşit olacağına göre buraya 8 yapıştırın. Hocam bak şurada bir açı ortay çıkar. Şurada da katlamadan dolayı bir açı ortay çıkacaktır. Burası 8 ise e, C D üstünde 8 olması gerekir. Benden istenen bak bu sarıyla taradığım bölgenin çevresini bulmaya çalışacağız. Hocam bir kere şunu yapıştır. Bu arkadaşla katlamadan dolayı bu arkadaşın da işte olması gerekir. Burası da üçtür. Bizim AD üstünü bulmamız lazım. Gel biz orayı şu an bilmiyoruz ve oraya bir isim verelim. X diyelim. Ben senden istediğim şu. C, Z, A üçgenine bakman. CE doğrusu da bir iç açı ortay doğrusudur. Doğru mu? Bizim iç açı ortay teorimiz vardı. Kenarların tabanlara oranları birbirine eşittir. 8'in 3'e oranı eşittir. Burada 8 artı x'in kime oranına arkadaşım? 5'e oranına. Çapraza girdiğimizde 5 kere 8 40 eşittir. 8 kere 3 24 artı 3x. Arkadaşım 24'ü sola attığında 16 eşittir 3x. X'i çektiğinde 16 bölü 3 bulmuş olursun. Yani şurası kaça eşitmiş? 16 bölü 3. Artık kenarlarını toplamak kaldı. 3, 5 artı 16 bölü 3 topladığımda 8 artı 16 bölü 3'ten çapraza girip düzenlediğimde 40 bölü 3'ten doğru seçeneğimi Edirne bulurum. Değerli arkadaşım, bir eşkenar dörtgen verilmiş ama her zaman söylediğimizi tekrardan söylüyorum. Ne yaparsan yap üçgenlerden kurtulamazsın. Yine mi üçgen var? Evet arkadaşım. DF'ye K diyelim. FC'ye 3K diyelim. Bizden istenen DE uzunluğuydu. Şöyle yapalım mı arkadaşım? Biz buraya e, ee, alfa açısı diyelim. Karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Burası da alfadır. Buraya beta dersen burası 90 olduğuna göre alfa artı beta 90 ise burası 90 burası alfa ise buraya da ne kalacaktır? Beta. Senden istediğim bu sarıyla taradığım iki üçgende benzerlik yapman. 90'ın gördüğü arkadaşım burada 3K. Hemen yazdım buraya 90'ın gördüğü 3K bölü. Burada 90'ın gördüğü yok. Var aslında. DC'nin tamamı 4K değil mi? Eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarları birbirine eşittir. 90'ın gördüğü ise burada 4K eşittir. Hemen geldim arkadaşım burada alfanın gördüğü 6 diğer üçgende alfanın gördüğü x düzenlerse k'lar birbirini götürür 3'te 6'yı sadeleştirdim 2 çapraza girdiğinde x'i 8 doğru seçeneğimde bursa buluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda üçgen üçgen içinde de bir de eşkenar dörtgen verilmiş. Bak bu arkadaşlar eşkenar dörtgense bunların kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ben buraya x dersem bu da x'tir, bu da x'tir, bu da x'tir. Ayrıca bak arkadaşım buraya nokta açısı dersem yön değiştikten bu da nokta açısıdır. Buraya bak nokta koyu nokta açısı dersem buraya da koyu nokta açısı derim. Şimdi buralarda benzerlik yapacağım farkındasın. Nokta açısıysa şu da nokta açısıdır. Bak şu üçgenle şu üçgen benzer üçgenlerdir. nokta içi dolu nokta. Nokta, içi dolu nokta. O zaman da benzerlik yapabiliriz. AB'nin tamamı. Burası bize kaç verilmiş? 12. Geriye ne kalır? 12-x. Bak koyu noktanın gördüğü uzunluk 12-x. Burada koyu noktanın gördüğü uzunluk x. Eşittir. Bak burada nokta açısının gördüğü uzunluk 5. Burada nokta açısının gördüğü uzunluk 3. Çapraza girip x'i çekeceğiz artık buradan. 36-3x eşittir. Çapraza girdiğimizde 5x'e. 3x'i karşıya attığımızda 36 eşittir. 8x. Her tarafı 8'e de böldüğümde arkadaşım x eşittir 36 bölü 8 4 ile sadeleştirelim 9 bölü 2 yapar. Bize eşkenar dörtgenin çevresi yani şuranın çevresi isteniyor. Kaç x'ten oluşuyor? 4 tane x'ten. Ben x'i kaç buldum? 9 bölü 2. Sadeleştirip düzenlersek 9 kere 2'den 18 verilen eşkenar dörtgenin çevresine eşit olmuş olacaktır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir eşkenar dörtgende köşegen uzunluklarının kareleri toplamı 36 verilmiş. Öncelikle seninle biz bir eşkenar dörtgen çizelim istersen. Şöyle şöyle gelsin. Bu eşkenar dörtgende yani bütün kenarlar birbirine nedir burada? Eştir. Köşegenlerini çizersek Hemen şöyle köşegenlerini birleştirelim. Şöyle birbirlerini köşegenler ne kesecektir? 90 derece dik kesecektir. Şurası 90 derece şurası. Buraya A birim buraya A birim diyelim. Buraya B birim buraya B birim diyelim. Ee, eşkenar dörtgende bir kenarını X olarak belirtelim. Bizden de, Bize denmiş ki köşegen uzunlukların kareleri toplamı. Yani burada bir köşegen uzunluğu 2A. Bunun karesi 2A'nın karesi artı. Diğer köşegen uzunluğu BB'den 2B. Yani 2B'nin karesi kime eşit olacakmış? 36'ya. Düzenlersek 4 tane A kare artı 4 tane B kare eşittir 36. Hocam her tarafı 4'e bölersem a kare artı b kare eşittir 9 eşit oluyor. Bu kenarda dursun dostum tamam mı? Bizden istenen eşkenar dörtgenin çevresi. Senden istediğim şu kırmızıyla gösterdiğim üçgende Pisagor yapman. X kare eşittir. A kare artı B kare değil mi? E ben A kare artı B kareyi 9 bulmuştum. Hocam o zaman X kare 9. X'i buradan 3 bulurum. Sen X'i 3 bularak neyi buldun biliyor musun? eşkenar dörtgenin bir kenarının. E bundan dört tane olduğuna göre çevresi sorulduğuna göre aslında senden istenen 4x. X'i 3 bulduğumuza göre 4 3'ten 12 eşkenar dörtgenimizin çevresini işte olacaktır. Doğru cevabımız da Adana'dır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir eşkenar dörtgen verilmiş. Ben biliyorum ki eşkenar dörtgende bu arkadaş bütün kenarlar birbirine eşit ya. Bu iki kenarda birbirine eşit olacağına göre burada bir ikiz kenarlık çıkar. Açıların da eşit olması gerekir. Hangi bu açıyla bu açın birbirine eş açılar olması gerekir. Ben buraya alfa buraya alfa dersem tamamına iki alfa derim. Farkındaysan iki alfa 135 ve alfanın toplamı 180 eşittir. O zaman 2 alfa artı alfa artı 135 eşittir 180 s Burayı düzenlediğimde 3 alfa eşittir 45. Her tarafı 3'e böldüğümüzde alfayı 15 buluruz. Bekle dostum. Alfa 15 ise şurayı silip direkt 30 yazabilirim. Farkındasın değil mi? Burası 30 derece. Alfa 15 ise tamamı kaç derece olacak? 30 derece. Buraya da kaç kalacaktır? 120 derece. Güzel şeyler yapacağız. Bak arkadaşım. Ben biliyorum ki hani burada ikiz kenarlar ortadaki 120 ise kenarların kök 3 katı kadar oluyordu karşı uzunluk. Arkadaşım önce burada bir açı ortay teoremini kullanalım. Ne alaka hocam ya diyorsun değil mi? Bak buralarda açı ortay var. Açı ortayların baktığı taban x. E, kenar uzunluğu k katı olursa xk. E, bu açı ortayın baktığı kenar 2 kök 3. K katı olursa 2 kök 3 k'ye eşittir. Aslında bu 2 kök 3 k dediğim şey bir kenarın yani xk'nın kaç katına eşittir? Kök 3 katına. Kime eşit olacak? 2 kök 3 k'ya. Yalnız efsane göreceğimiz şey burada ya. Bu k'lar birbirini, bu kök birbirini götürür. X'i buradan 2 doğru seçeneğimi de Edirne bulurum. Umarım anlaşılır bir çözüm olmuştur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yukarıdaki kaldırma masasında ABCD eşkenar dörtgenin bir kenarı 130 santim paralellikler verilmiş birbirinin katları verilmiş KL X kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşım ben bu ABCD dörtgenin kendim şurayı bir almak istiyorum. İyi bak dostum buraya şöyle şöyle yalnız şurayı sevmedim birazcık simetri takıntısı var bende şöyle güzel çizmeye çalışalım şöyle alalım. Şimdi bunları ben niye beğenemedim niye güzel çizemedik lan bunu şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. İdare etsin. Şuradan devam etsin. Bak şöyle gidiyor. Şöyle geliyor. Şöyle birleştirelim. Burası x uzunluğu. Burası a, b, c, d, k ve l olarak verilmiş. Arkadaşım şu köşegenleri bizim eşkenar dörtgendeki şu köşegenleri bir çizelim. Hatta şöyle uzatmış olalım. Burası 90 derece olacaktır zaten. Bir dikme indirdik. Şurayı da geçirdik. Burasının bir 90 derece olduğunu biliyoruz. Arkadaşım bak şuradaki yükseklik 50 verildiğine göre. Burası 50'dir. Dörtgenin bir kenarı 130'sa, da 130 sa şuraya 130 yapıştırdım. Sen niye yapıştırman lazım biliyor musun? 50, 130, 5, 12, 13 üçgenim var aslında. Şuranın da 120 santim olduğunu görmemiz gerekiyor. Sonra ne yapacağız? Sonra şöyle yapalım. Bak burası 90 olsun. Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. İş terslikten beta alfa artı beta 90 ise buraya ne kalacaktır arkadaşım? Aynı şekilde alfa kalır. Açı ortaya oluşacaktır. Burası da alfadır. Buraya da ne kalacaktır? Beta kalmış olur. Hoca bak bize bir bilgi daha vermiş. CK'ya A dersem CK dediğimiz yer şurası. CD'ye kaç A diyecekmişim? 3A diyecekmişim. Gel şu iki üçgende benzerlik yapalım. Şu üçgenle şu üçgende. Yalnız şunu görmen gerekiyor. Tamamı K, L, ise e ve burada bir ikizkenarlık olacağından dolayı tabanı iki eşit parçaya bölecektir. X bölü 2. Bak beta'nın gördüğü burada X bölü 2. Burada beta'nın gördüğü kim? 120 eşittir. Burada 90'ın gördüğü A. Burada 90'ın gördüğü 3A oranlayıp düzenlersek ağlar birbirini götürür. Birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır, eşittir buradan da 1 bölü 3 kalmış. 20 ile 100 özür dilerim, 2 ile 120 sadeleştirdiğinde 60. Evet arkadaşım, buradan şöyle bir düzenlemeye girdiğimizde bir yerde hata mı yaptım? Evet hocam, şurada nasıl bir bölme işlemi yapıyorsun? ah arkadaşıma. Birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Şimdi oldu değil mi? Biz de diyoruz niye böyle değişik bir sonuç çıkıyor karşımıza. Düzenleyelim hemen burayı. 3 ile 120'yi sadeleştirdim. 40 buradan 80 geldi. Çapraza girdiğimizde x'i 80 doğru seçeneğimde Bursa yapmış olduk. Evet değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir ABCD eşkenar dörtgen. Benden isteniyor ki bir tane eşkenar dörtgen çiz. Hay hay efendim hemen çizelim biz bir eşkenar dörtgenimizi. Bütün kenarları birbirine ne olacak bunların eş olacak. Sonra diyor ki AD kenar üzerinden dur bir isim verelim biz bunlara. A, B, C, D. AD kenar üzerinden bir E noktasından AC köşegenine bir bana köşegen lazım. Şöyle bir köşegen çizdim. AD noktası üzerinden bir E noktası belirle demiş. Belirledim. AC köşegenine bir dikme ayağı çiz. Çizdik hemen şöyle dikme ayağını. Ve çizdiğimiz bu dikme ayağına H'di. H'de dedik. A, H H de dedik. AH 4 santim. Şurası 4 santim. EH 3 santim. Tamam. HC de 12. Şimdi bize eşkenar dörtgen çevresi çok güzel bir soru olmuş aslında. Bak D ile DB'yi birleştirdiğim zaman ben biliyorum ki bu eşkenar dörtgenler buraları eşit parçalar halinde böleceklerdir. Ayrıca burası da nedir? 90'ar derecedir. Tamamı 16 olduğuna göre yarısı 8'dir. Yani buraya 8 kalır, buraya 4 kalır. Şuradaki üçgeni gördün değil mi arkadaşım? 1'e 2 oran var. Bak 1'e 2. Taban üstse buranın 6. E bu eşkenar dörtgenle bu uzunluk da, bu uzunluk birbirine eşittir. Burası da 6'dır. Ayrıca hocam bak bura 6. Buranın tamamı 8. Burası 90 olduğuna göre bu uzunluk 6 8 13 geninden aslında eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu buldun. E eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eş olduğuna göre 10 çarpı 4'ten doğru cevabım 40 yani Bursa seçeneği gelmiş olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yine bize bir eşkenar dörtgen vermiş. Burası 90 derece. İş terslikten buranın da 90 derece olduğunu görmem gerekir. Arkadaşım eşkenar dörtgenlerin köşegenleri birbirlerini 90 derece olarak keser ki nerede iki diklik karşımız orada öklit çıkardı. Şu FE uzunluğuna x dersek biliyorum ki 2 iki kök 2'nin karesi eş, ee... Öklit bağıntısını uyguluyorum. Tamam mı arkadaşım? Burada ne olacak? X çarpı X artı 7 eşit olacaktır. X çarpı X artı 7. Düzenlersek buradan ne gelir? 4, 8 eşittir. X çarpı X artı 7. Bak direkt X'e sayı değeri verdiğimizde tutacakları X'e 1 verdiğinde 8'i buluyorum. Demek ki buranın sonucunun kaç olması lazım? 1. Ayrıca tekrar söylüyorum. Neredeki diklik orada öklit vardı. Bu sefer buraya H edersem diğer öklit bağıntısına göre H kare eşittir. 1 çarpı 7'den H kare eşittir. 7 H eşittir kök 7'dir. Burayı da buldum. Hemen yapıştıralım. Şurası da kök 7. Eşkenar dörtgenin köşegenleri eşit parçalanacağına göre burası da kök 7'dir. Eşkenar dörtgenin köşegenleri eşit parçalanacağına göre buraya 7 ise, buraya 1 ise buraya kaç kalacaktır? 6. Çünkü 7'ye 7 parçalanacak. Sonra hocam sonra şöyle yapacağız. Bize dörtgenin alanı sorulmuş. E daha fazla uzatmaya gerek yok. Dörtgenin alanı hatırlatalım mı eşkenar dörtgenin? Eğer sen köşegen uzunluklarını biliyorsan köşegenleri çarp 2'ye böl sana dörtgenin alanını versin. Hocam bak buradan köşegenlerinden birinin uzunluğu 2 kök 7. Diğerinin uzunluğu 7 7'den 14 bölü 2. Düzenlediğimde 7. Düzenlediğimde 7 kere 2 14 çarpı kök 7 ile doğru seçeneğimin edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman çevre uzunluğu eşkenar dörtgenin 80 verilmiş. Eğer sen bu 80'i 4'e bölersen 20. Eşkenar dörtgenin bir kenarının 20, bir kenarının ne olduğunu bulmuş olursun? 20. Yani bütün kenarları 20'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz. Şöyle yapalım mı? Bize AC köşegeni verilmiş. Biz de DB ile diğer köşegeni çizmiş olalım. Bu köşegenler birbirlerini dik bir şekilde keseceklerdir. Senden istediğim şu üçgene bakman. Bak 15, 20, özel üçgen 25. Buranın tamamı 25 olduğunu görüyorum. Ayrıca indim dik... <laughs> o neydi onu geç indim denden denden den bizim de ağzımız karıştı. O neydi arkadaşım? O bizim için muhteşem üçlüydü. Nerede iki diklik? Bak onu söyleyecektik. Nerede iki diklik? Orada karşımıza ne çıkar? Öklit çıkar. Öklit bağıntısı yapacağım. Nasıl mı? Bak şu uzunluğa A dersem şöyle bir özelliğimiz vardı Öklit'te. 15'in karesi eşittir. A çarpı tamamı yani A çarpı 25. 15'in karesi 15 çarpı 15 demektir. Eşittir A çarpı 25'ten. 25'i 5'e böldüm 5. 15'i 5'e böldüm 3. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. Düzenlediğimde A'yı buradan 9 buldum. Yani şurası 9'muş arkadaşım. Geriye ne kalır tamamı 25 olduğuna göre? 16. Ayrıca bu uzunluğun buradaki uzunluğa eşit olacağını biliyorum. O zaman 16 eşittir 9 artı x'ten 9'u karşıya atarsam x'i buradan 7. Doğru seçeneğimi de Ceyhan bulurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda EC 1 açı ortay. Açı ortay doğrusunu uzatırsan aslında bir köşegen olacaktır. Çünkü köşegenler birbirlerinin açı ortay olarak kesiyordu burada. O halde arkadaşım ben buraya alfa dersem buraya da alfa derim. Şuraya beta dersem değerli arkadaşım bak alfa artı beta 90 oldu. Köşegenimi çizeyim mi şöyle bir diğer köşegeni de çizin ki oradan da bir 90 derecelik gelsin. Şurası da 90'dır. 90 alfa ise buraya ne düşecektir? Beta düşecektir. Hocam 1 2'den Pisagor'unu aldığım zaman buranın 2 2 4 kök 5 olduğunu gördüm. Kök 3 niye yazdık biz oraya? Şöyle kök 5 olduğunu göstermiş olalım. Ayrıca farkındaysan bizim bir eşkenar dörtgenimizin uzunluğu da 11. Şöyle yapalım mı? Bak bizim bu küçük üçgenle, şu küçük üçgenle, büyük yeşille gösterdiğim üçgen benzer üçgenler. Alfa, beta 90, alfa, beta 90. Doksan. 90'ın gördüğü küçük de kök 5, büyük de 90'ın gördüğü 10. Eşittir. Küçük de arkadaşım beta'nın gördüğü 2 büyük de beta'nın gördüğü şu uzunluğun tamamına ne diyeyim biliyor musun? A diyelim. Biz o A'yı bir bulalım. Şimdi düzenlersem A çarpı kök 5 eşittir 20. Her tarafı kök 5'e böldüğümüz takdirde A eşittir 20 çarpı kök 5 beş bölü 5'ten düzenlediğimde A'yı 4 kök 5 bulurum. Yani bir dakika arkadaşım. Şuranın tamamı 4 kök 5. O zaman buranın tamamı da eşkenar ee, dörtgende köşegenler birbirine eşit olarak böleceğinden dolayı 4 kök 5'e 4 kök 5 e olacaktır. Hocam bak burada kök 5'i buraya verdiysem geriye 3 kök 5'i kalır. Bizden istenen dostum bak bu sarıyla gösterdiğim yerde x yani 3 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 7 kök 5 yapacaktır. Bu da doğru seçeneğimizi Adana yapar. Umarım da anlaşılır bir çözüm olmuştur.